Hepinize günaydın diyorum. Daha doğrusu aslında tünaydın. Bugün annemle buluşacağım. Gitmek istediğimiz birkaç yer var. Başta bir Isteyen Park'a gideceğiz sanırım. Zara Home'a bakmak istiyorum yılbaşı süsleri için. Daha sonra Ikea'ya gitme planımız var. Eğer vaktimiz kalırsa Euroflora'ya gitmek istiyoruz. Tabii ki ben yine her zamanki gibi anneme erken buluşalım dedim ama saat 11'de evden çıkmakta. Bu videoyu izleyecek diye 11 diyorum. 12'ye çeyrek var saat. Biraz şeyim ya bu konuda. Saat konusunu ben tutturamıyorum. Niye bilmiyorum. Hep böyle geç kalıyorum. Ama ne yapayım? Bir sürü şey var yapmam gereken. Paylaşmam gereken şeyler vardı. Paylaşabilmem için çekmem gerekiyor. Hazırlanıyorken çekeyim diyorum falan derken böyle oluyor. Neyse. Benzin alacağım. Ondan sonra anneme gideceğim. Sonra görüşürüz. Ve annemin oraya geldim. Ama telefonumun şarjı bitti. Powerbank de henüz açmadı. O yüzden annemi dışarı çağıramadığım için gidip eve gireceğim. Hava pek de göründüğü gibi değilmiş ya. Biraz üşüyeceğim sanırım. Annemden bir şal alayım. Beni çiğ çiğ yemese bari. Uyuyor muydun? Hı? Uyudun mu? Yok. Şey telefon kapandı da arayamadım o yüzden. Powerbank de şarj etmedi. Ay çağırayım diye geldim. Şekerpare yer misin teklifi geldi. Hemen bir tane görüp gidiyorum. Evet yeniden selam. Biz annemle benzinciden kahvelerimizi aldık. Malum biliyorsunuz artık AVM'lerde oturulmuyor. Her yer kapalı, kafeler, restoranlar vesaire, kahveciler. Alıp ya arabada yiyorsunuz ya açık havada yiyorsunuz. Bizim de bakınacağımız birkaç mağaza var. Şimdi Marmara Forum'a geldik. Burası Bahçeli Evler mi oluyor? İncirli. İncirli'de. İşte burada biraz gezeceğiz. Bakalım şarjımın yettiği kadar bir şeyler çekeceğim. Sonra Ikea planımız var ama bakalım nasıl olacak. İstinye Park'ta sabah size İstinye dedim ama sonra vazgeçtik. Saat 8'e kadar açık çünkü AVM'ler. Arası çok uzak dediğim noktaları yetişemeyiz diye bu şekilde yapacağız. Bunun kahve tadını şimdi ben bu makineyi bu almak makine istiyorum normalde dekoruma uysun diye. Ama bu bununla ilgili çok kötü yorum okudum. Benim elimde de normalde evde şu var. Dedim ki gerçekten bunda bir problem var mı? Beyefendi şimdi bize açıklıyor bunu. Bu makinenin ilk başta kahvenin tadını garip buluyor. Aynı bulmuyor. O yüzden oluyor sıkıntı. Mesela işin ilginç bir noktası da bu makineyi ilk defa kullanmış insanlar da bunun kahvesini beğenmiyor. Allah Allah. Yani damak tadı buna alışıyor insanlar. Makinenin farklı bir damak yani şeyi mi var yani? Bu çözde kahve yapıyor, bu klasik kahve yapıyor. İkisinin farkı oradan kaynaklanıyor zaten. Yani çözde kahvenin tadı farklıdır. Peki şey problem gibi dedikleri şeyler işte ne bileyim az su verme, köpüğü az olma gibi şeyler i̇şte giderildi mi diyorsunuz? İki farktan sonra bitti zaten. Köpüğü bakın köpüğü az vermiyor, köpüğü ince yapıyor. Çözdü Türk kahvesinin köpüğü daha incedir. Bunun gibi çok uzun süre köpürmez. Daha yavaş bir şey yaptığı için. Ondan oluyor. O zaman yani makinenin bir sıkıntısı yok. Çözde sadece kahve seviyorsanız bu normal klasik usul hani bol köpüklü seviyorsanız klasik modelini tercih edebilirmişsiniz. Artık bir an. Ben zaten Türk kahvesi sevmem. Eşim çok seviyor. Ona sorayım. Közde kahve seviyorsa o zaman onu bununla yok, değiştiririz. Yani kahvesi. Bende bu da var. Ay Nur'u ikna edemediler. Yok. Siz bunun tadına alıştıysanız de Zara Home'dayız. Şimdi size minik bir tur yaptıracağım. Çok detaylı göstermeyeceğim. Çünkü sonra çok uzun oluyor videolar. Sıkmayın istiyorum sizi. Şöyle ki yeni sezonlar gelmiş. Hatta siz bu videoyu izlerken aslında bu bölüm komple indirime gireceğini öğrendim. Çok güzel çarşaflar var. Ben Zara'nın lastikli çarşaflarını çok seviyorum. Şurası beyazlar bölümü. Aslında daha çok ben yılbaşı süsü bakmaya gelmiştim ama bu masanın da indirime gireceğini öğrendim. O yüzden şimdi almayacağım. Online'dan almayı düşünüyorum. Bu gece indirime gireceklermiş. Şu benim balkon yastıklarının düz renklileri. Yani Christmas için iki masa var sadece. Burası beni pek tatmin etmedi. Keşke İstinye Park'a gitseydik dedik yani.
Şöyle, ama burada da çok fazla çeşit koku var. Bence her mağaza farklı bir alanda daha detaylı ürün getiriyor. Şunlar mesela yılbaşı için çıkan kokular. Tam bir alın aldırın kokusu. Çok güzel. El sabunları, mumlar. Şunlar yeni çıkmış. Bayıldım. Hem tasarımları çok başarılı. Hem kokuları. Şöyle açıklamaları da yazıyor. Peki bunların kutularının güzelliği. Atmaya kıyamazsınız. Kendileri daha sade tasarım. Ama kutuları muhteşem. Burası daha böyle İskandinav. Gözde Göksel renklerine hoş geldiniz. Beni biliyorsunuz, ne kadar seviyorum bu tonları. Böyle yastıklar, mumlar, hepsine bayıldım. Biraz banyo çekelim. Banyo içinde şu siyahlar çok hoş. Yine mermerler var. Ama yani şuna bayıldım. Bu kadar düz olup bu kadar güzel görünmemeli ya. Çok güzel. Şu da hoşmuş. Hello. Bu aynayı da sevdim. Şu havlu bölümü de komple indirime girecekmiş. Mutfak bölümü. Elim titriyor niyeyse. Şu mat gold olan takımı çok beğendim ama sadece bu 3 parça 150 lira. Yani 6 kişilik takım yapmak isterseniz siz çarpın, benim matematiğim iyi değil. Şu peçetelerden aldım. Çok sevdim bunu. Bunları online'dan söylemiştim. Muhtemelen kullanmaya başladım bile bu video yayınlandığında. Çok güzel. Tam bir yılbaşı havası. Burası tam blogger odası olmuş. Renkler ve tüyler, mumlar ve kupalarla. Şu camlı dolapları da çok beğeniyorum ya. İçerideki odamı değiştirirken şöyle bir şömine yapmak istiyorum. Çok beğendim bunu. Ama bu dekoratif amaçlıymış. Tabii dekoratif olmayanını bulmak gerekiyor. Şu abajuru da çok sevdim. Sağlanan sandalyelerin her türlüsüne bayılıyorum. Şundan da belki alabilirim. Bir de şu çok güzel. Ama bu bayağı bir geniş bir berjer gibi yani. Ya şu hava müthiş. Ahır kapısı değil mi? Çok hoş değil. Aşırı iyi.
Şu mini cam ağaçlarına da bayıldım. Tam kahve yanı. Böyle altını da boyayıp üstüne de süs takacağım. Minik ağaç. Şu dolap kutularını çok seviyorum model olarak. Acaba diyorum benim mutfak dolap kapaklarımı şu kutularla mı değiştirsem? Sonra da diyorum ki ne fark edecek? Şu deriler de çok hoşuma gidiyor. Çok güzel kutlar. Şunlar da çok güzel. Benimkiler birazcık eskidiler artık, renkleri attı. O yüzden belki bu olabilir. İkilisi 49'muş. 4 tane sayıda. Şunlar böyle dolapların içinde bir şeyler düzenlemek için çok güzel. Şimdi annem böyle bakliyat, bakliyat değil de daha doğrusu bakliyatları kavanozlayabiliyoruz ama mesela paketli gıdaları kavanozlayamıyoruz. O yüzden poşetleri düzgün dursun diye böyle. Mantıklı bence, güzel. Sevdik bunları. Şöyle renkleri de var, yeşili falan var. Bu da hoş bir renk. Renk, konuşamadım. Haki. Evet. Ama yine beyaz her zaman nettir yani. Şu adayı çok beğeniyorum. Benim merdanem yok ya. Oklavam var, merdanem yok. Onu fark ettim. Bir de şu treyleri çok beğeniyorum. Bunu her şey için kullanıyorlar. Mutfakta olabilir, makyaj malzemeleri ya da işte ne bileyim boyalar vesaire için. Hobi şeyi, yeni doğanlar için bunları böyle yeni doğan bebek bezleri vesaire için kullanıyorlar. Çok beğeniyorum. Bu arada aşırı acıktık. Ama oturulmuyor da nasıl yapacağız bilmiyorum. Ben burada yeriz diye düşünüyordum ama restoranlar kapalı. Nasıl olacak bilmiyorum. Ne yiyeceğiz? Karnım şu an gurul gurul. Ama bir an önce de yılbaşı ağaçlarına falan bakmak, süslerine bakmak istiyorum. Aa, kutular çok tatlı. Ben de şunları dolap uygulamasında sattım geçtiğimiz günlerde. Ben 50 liradan sattım, 150 lira mağazada. Dolap uygulamamı da takip edin. Şuraya dolap ismimi yazıyorum. IKEA'daki bu banyo bölümünü çok beğeniyorum. Gerçekten çok hoş. Evlenirken küvet bölümünü gereksiz bulup eve küvet yaptırmamıştım. Hani hem doğaya saygı, fazla su harcanıyor falan diye. Ama ara ara o küvet keyfini aramıyor değilim yani. Evlenmeden önce ailemin evinde vardı. Böyle arada kullanıyordum, hoşuma gidiyordu. Şimdi böyle görünce özeniyorum. Ya bunları almak için geldim desem yeridir gerçekten. Bunlardan alacağım. Şöyle minnoş Noel babalar da var. Bir de şu çok güzel tea light mumlu. Ben bunları pastalar ya da kahvelerin üstüne doku yapmak için de kullanıyorum. Çok güzel şekiller var. Açamadım. Vazgeçtim. Bunlar pişirme kağıdıymış. Aslında biraz daha yılbaşı konseptli şeyler çekmeye çalışıyorum burada. Ama yine de hani beğendiğim şeyler olduğunda onlara da değinmek istiyorum. O yüzden umarım yine çok uzun olmaz. Dünyanın en minnoş kavanozu olabilir. Bunu çok beğendim. Bu bunun fiyatı değil ama. Bunun fiyatı 79.99'muş. Bunu çok beğendim. Bunlar da her sene gelen kurabiye kutuları. 55 lira üçlüsü. Her sene birazcık değiştiriyorlar tasarımını ama genelde aynı tarzda oluyor.
şöyle alıyorsunuz yani. Bir de şu üçlü var. İkiye aile kartı 30 liraymış, 10 lira indirimliymiş. Ölçü için şunları çok seviyorum. Bende var bir tane süt gibi şey gibi sıvıları ölçmek için. Şurada tam aslında böyle do it yourself bir şeyler yapmalık. Şu kapaklı hali. Güzelmiş. Sadece kapağı 21 liraymış. Bu kavanozda 45 lira. Şöyle. Şunların renklerini çok sevdim. Şöyle daha iyi ışıkta göstereyim. Beşli saklama kabı. Yani plastik kullanımını ne kadar az tutarsak iyi ama yani bazen öyle tasarımlar oluyor ki dayanamıyorsunuz ve şu fiyata. 5 tane şu. En üstte de bunu koyuyoruz şöyle. Çok iyi. Şu tahtalardan bakmaya geldik. Bu benimkinin küçüğü. Evet, bu bir küçüğü. Büyüklerini üretmemiş. Küçüğü değil aslında, daha incesi. Senin daha kalındı. Hayır, aynı burası. Şu küçük. Bunlar daha küçük. Enine eniş, geniş, şey, dar almış. Aslında bu senin için iyi. Bütün tezgahını kaplamaması için daha ideal. Şimdi renk seçelim. Hangisi daha turuncu, hangisi daha sarı bazlı? Bunlar da benim yatak odamdaki avizeler. Fiyatına bak ne olmuş. Aynı. Ama bunun içini temizlemek çok zor ve çok kötü böyle görünüyor bir süre sonra. Bence kullanışlı bir avize değil. Ama yine de 5 yıldır benimle mecbur. Öyle zırt pırt değiştirmek yok. Zaten çok fazla yatak odada bir ışık beklentim yok. O yüzden devam ediyoruz yolumuza. Bugün Tefal'den bana doğum günü hediyesi bir filtre kahve makinesi geldiği için artık şunu almam bir zorunluluk oldu. Filtre kahvelerimi taze tutmak için ama bunu açmışlar. Yabaniler. Evet, şunu alıyorum. Bu annemin sepeti. Ben şöyle atayım. Şu bardak altlıkları da gold olduğu için bence yılbaşı kategorisine alınabilirler. Fiyatı da bu. Salondaki koltuklarımın yastık kılıflarını değiştirmek istiyordum. Şunu beğeniyordum, bayağı oldu. Stoklarda yoktu. Joffrey Spindler kılıf diye geçiyor. Sonunda stoğa girmiş. Şununla arasında kaldım ama şunun dokusu daha çok hoşuma gitti. Şöyle 50'ye 50 lira. Yılbaşı için yeni böyle paketler gelmiş. Çok tatlı. Bunu sevdim. Şu kutular. Hediye kutuları. Şurada paketleme ürünleri var. Aa, çok güzel poşetler yaptı. Şu mesela 9 liraymış ikili. Ay çok güzel. Bunlar da hediyelere takabileceğiniz not kağıtlıkları. Çok beğendim. Bunlardan ben birazcık alacağım ağacın altına koymak için. Aa, çok güzel. Şundan bir tane alacağım. Şu ipler tam dekor yapmalık. Bundan da alıyorum. Şunlar tam şarap hediye etmelik. Bütün poşetler. Mükemmel. Çok güzel. Şu hediye kağıtları da çok hoşmuş.
bunlar neymiş? Bunlar da yine etiket sanırım ama bunlar kavanozlara falan diyor. Noel baba var üstlerinde. Bak bunlardan mı? Ha çok. Bu boyu da varmış. Evet, içine koymak için ama çok fazla. Evet, geldik yılbaşı süs bölümüne. Benim ağacım buradan, bizim ağacımız daha doğrusu. İlk yılbaşımızda ağacı buradan almıştık iki adam. Şu en büyük boy olanını birazdan gösteririm. Bütün süslerim de burada. Bizdeki tüm süsler kırmızı, gold ve yeşil ağırlıklı. Ama bu sene biraz daha böyle beyazlı yapmak istiyorum. Belki elimdekileri boyarım, belki yeni bir şeyler alırım, bilmiyorum. Şimdi bakınalım neler var. Biraz farklı süsler de eklenmiş. Gezdirelim. Minklerle süslemek çok keyifli oluyor. Bu küçüklerden alacağım. Şunlar var. Aa çok güzel. Yani böyle bir şey yok ya. Çok güzel. Bak şöyleler de gelmiş klipsli. Şöyle dala tutturuyorsam 3 tane de çok az yani. Maviler güzel, mavi tonlar çok hoş. Sonra bu süsleri kaldım. Aha, şunlardan evet. Alacağım. Diyordum ya yapayım diye. Yeni altın rengi mi yapacaksın? Boyarım. En kötü böyle alıp rose gold'a boyarım ya da beyaza boyarım. Mesela gümüş hiç bunlardan yok. Evet çok hoşmuş gerçekten. Ne kadarmış? 69. Bence ucuz bunlar için. Ben Marks & Spencer'dan bir tane aldım 89. Onlar da çok güzel ışıklı. Bizim boyuttaki ağaç 800 lira olmuş. Biz aldığımızda da 500 falandı sanırım.
Yani şunun fiyatına bunu almışız biz zamanında. Yani yılbaşına da en yakışmayacak renk mavi bence. Yine aslında en güzel, en klasiği kırmızılı goldlu ama işte farklılık yapsam mı, yapmasam mı kararsızım. Şunlar hoşuma gitti. Şunlar. Çok modernler. Çok İskandinav yani. Şunlar falan da ağaca asmadık güzel ama. Şunları da çok beğendim. Ben bu şunlarla şunları alacağım. Şöyle. Renk bu bence. Evet, bir kenara çekilip aldıklarımızı değerlendirdik. Hep böyle oluyor. IKEA'da mesela alırız sepete atıyoruz. Çıkışa yakın gelip bir değerlendiriyoruz. Çünkü gezerken böyle her şeyi alasınız geliyor. Sepeti dolduruyorsunuz. Sonra gerçekten ihtiyacınız olanı almanız gerekiyor. Biz şimdi gerekli elemeleri yaptık. Almalı mıyız, almamalı mıyız? Kasaya gidiyoruz. Zaten kapanışa son bir saat kaldı. Saat 7, 8'de AVM'ler kapanıyor zaten. Sıra da bayağı yoğun. Bakalım boşluk bulursak gideceğiz. Bazen sadece bu tenekeler için bile bir şeyler aldığım oluyor. Çok güzel. Bitter çikolata parçacıklı. Kurabiyelermiş. Ben bu kurabiye kutuları bitince içlerine böyle paketli ürünler koyuyorum. İşte karbonat, vanilya gibi öyle saklıyorum. Çok hoşuma gidiyor bunlar. IKEA'nın çok tatlış böyle çay karışımları var. Glög. Neymiş glög? İsviçre'de zamanının en önemli içeceğiymiş, baharatlıymış. Isıtılıp içiyormuşuz. Yani sıcak şarap gibi aslında. Ay, tarçınlı bisküviyle ikram ediliyormuş glög. Şunlardan alacağım. Berries değil. Double chocolate. Şundan alalım. Şundan alacağım. Coşan çok seviyor sütle yemeği bunu. Böyle fındıklıları da var aslında. Kukiler sütle güzel oluyor. Şimdi anneme geldik. Önce ona aldıklarımızı yerleştireceğiz. Sonra ben
eve gideceğim, bir şeyler yiyip. Gerçekten bu dışarıda yeme içmenin yasak olması olayı bayağı sıkıntı oldu. Hiçbir şey yiyip içemedik dışarıda. İki ya da bir sarımsaklı ekmekle mide suyumuzu aldıktan sonra bayağı 8'e kadar akşam hiçbir şey yemeden, içmeden gezindik. Şimdi eve geldik. Şimdi size ne göstereceğim? Hani size demiştim ya, çay seviyorsanız ve çayı çok seviyorsanız, benim Armişkon çayı çok seviyor. O yüzden ne aldık? Semaver aldık. Açıp şimdi size göstereyim. Üf diyorum. En sevdiğim yemeklerden karnabahar. Ve yanında bulgur. Ve yoğurt. Ve ben. Ve çok açım. Ve yiyeceğim. Yemekler yendi. Şimdi kestane zamanı. Oy 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 oy. Selamlar. Bugün de Sinem'le Beysüs diye bir yere geldik. Beylikdüzü'nde böyle mini Eminönü'msü ama yabancı yurt dışından getirdikleri ürünlerde olan bir böyle süsçü. Buradan yılbaşı süsleri almak için geldim. İnternet sitelerinde görmüştüm. Instagramları da var. Oradan bir şeyler seçmeye geldim. Seçtik de hatta. Ama size şöyle bir turlatayım istiyorum burayı. Bu şekilde çam ağaçları var. Şöyle top süsler. Aslında bayağı bir azalmış. Daha çok çeşit vardı muhtemelen. Ben şu boş olanlardan aldım. Bunların içerisine kuru çiçekler koymayı planlıyorum. Dallar. O yüzden boş olarak satın aldım. Böyle 50 liraymış. Böyle her tonda var aslında burada. Işıklar, keçeler. Keçeler aslında çok yapılası yani. Ben şu dallardan aldım. Bunları ağacıma takacağım daha gür göstersin diye. Şöyle minik çamlar da var. Geyikleri çok sevdim ama 400 lira dediler. Normalde her yıl biliyorsunuz arkadaşlarımızı çağırıyoruz, evlerde toplanıyoruz. Bu yılda yapabileceğimizi düşünsem alacağım daha fazla şey olurdu. Ama sanırım bu yıl yalan olacak gibi bu toplanma, malum korona yüzünden. Sadece kendimiz için süsleyeceğim yani. O yüzden çok da fazla masrafa girmek istemiyorum. Burası da Mudo. Mudo'da da çok tatlı yılbaşı süsleri oluyor. Şu kar küreleri falan güzel. Bence şunları da yılbaşı konseptinden sayabiliriz. Yeşiller ve kırmızılar, kadehler.
Ben de buradaki birçok şeyden var. Tabaklardan falan geçen yıllarda almıştım. Şunlar tam bence hediye etmelik güzel şeyler. Muda'yı gezdik. Aslında şey için girdim Muda'ya. Bir tane Reels paylaşıp size hediye etmek için çekiliş gibi bir şey yapmıştım. O Reels'daki kupayı buradan aldım. Normalde her sene oluyordu. Bu sene bulamadım. Yani şöyle bir şey buldum. Eğer böyle Instagram'dan sık sık takip ederseniz Reels'lardan hediyeler veriyorum. Böyle random, çekilişsiz sadece hediye. Beğeni ve yorumla sadece. Takip edin yani. Sizler için hediye seçiyorum.